Wow, ne kadar da güzel. Uzun zamandan beri ilk defa bu kadar erkenden geldim. Ama nerede ki bunlar hepsi? Ah, gördüğüme göre tek başıma da değilmişim. Günaydın Betül. İyi misin? Evet, iyiyim ama niye bu kadar mutlu ki bu öğretmen? İyi ki gelmişsin bu kadar erkenden. Çünkü seninle konuşmak istiyordum. Yani çok zor günlerimiz vardı. Bazen suç sendeydi, bazen de benden de. Barışmak istiyorum seninle. Ha, çok komiksin. Alo Betül, kalk. Rüya görüyorsun. Ah, hakikaten de rüya demiş. Gerçekten, gerçekten seninle barışmak istiyorum Betül. Biliyorum hiç anlaşamadık. Yani sen de öğrencisin, ben de öğretmenim. O yüzden de seninle barışmak istiyorum yani. Gerçekten mi yani, dalga mı geçiyorsunuz yoksa? Hayır, dalga geçmiyorum seninle yani. Gerçekten sana çok iyi bir öğretmen olmaya çalışacağım yani. Sen de iyi bir öğrencisin. Tamam. Yani o kadar iyi bir öğrencisin ki öbürkülerinden daha çok iyisin. Bir de çok iyi kalpli bir öğrencisin. Yani affeder misin beni? Tamam ya, gerçek söylüyor herhalde. Tabii ki de eski yerine de oturabilirsin Murat'ın yanına. Ah, gerçekten mi? Bu herhalde gerçekten söylüyor. Tamam, oldu. Aa, iyi o zaman, iyi o zaman, barıştık. Öğretmen ve öğrencim barıştı. Tabii ki de öğretmenler iyi anlaşması lazım öğrencilerle. Evet, bence de yani öğretmenim. Yani hepimiz iyi anlaşsak daha iyi olur. Günaydın. Oh, niye bu kadar erken? Doğru beni çağırmış. Geldim. He Cenk, senin de ne işin var bu kadar erkenliğin? Normalde hep geç geliyorsun. Ah Cenk, iyi ki geldin. Bu dolapta bana yardım edebilir misiniz? Oh, hayır ya, canım hiç istemiyor ya. Cenk, ne konuştuk dün? Gelir misin? Betül, sana gelsene yardım etsene. Aa, doğru. Betül herhalde yardım etmemiz lazım. Yardım edebilir misin? Tabii ki de. Tabii ki de yardım edebilirim. Tamam, oldu o zaman. Şeyleri de çıkartıp kitapları da çıkartabilir misiniz oradan? Yani gerçekten de yeniymiş bu dolap. Hiç görmedim. Evet. Açın bakalım komple. Çünkü kitaplar ta aşağında. Ama öğretmenim, içinde bir şey yok. Şimdi Cenk, şimdi Cenk. Hey Cenk, ne yapıyorsun sen? Niye beni itiyorsun? Alo, ava! Ava, niye itiyorsun? Gir içeriye, gir içeriye. Ava, ayağım sıkıştı. Ava, yapma. Hadi Cenk. Ah, oh be, iyi ki oldu, iyi ki. Şimdi eve gidebilir miyim yine? Tabii ki de Cenk. Ders başlıyor. Alo, alo. Hiç durmamışlıktan gelelim, tamam mı? Betül bugün hasta. Alo, alo. Tamam, oldu o zaman, yani Betül bugün okulda yoksa. Oo, çıkarttın beni oradan. Çıkarttın. Çıkarttın, yardım edin. Ben hiçbir şey duymuyorum. Sen de duymuyorsun değil mi Cenk? Bu Betül Ceylan var ya, gerçekten barışacağımızı zannetti. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Gördüğüme göre Betül herhalde eksik, yani zaten şeyleri de çok kötü, yani notları da, yani o yüzden de okula da gelmiyordur yani, herhalde okulu bıraktı. Oh, abartmanıza gerekmiyor. Sanki hemen okulu bıraktı yani. Belki hastadır. Ama normalde hep sabahleyin yazar bana hani gelmediği zaman, ama gerçekten de hastaymış bir gün çok. Şimdi çocuklar susun, tamam mı? Betül de yok. Dersimizi güzelce ne yapabiliriz, değil mi çocuklar? Uyu. He? Bir ses mi duydum sanki? Evet, duydun. Üç numara yapıyoruz. Uyu. O dolaptan bir şey geliyor ama. Herhalde yeni oturdum ya, o yüzden yeni ya. İçine de bakmayın. Gerçekten bir şey duydum gibi geldi. He, bana mı geldi? Hadi çocuklar, matematik yapıyoruz şimdi. Geç kaldık zaten. İyi notlar yazmak istiyorsunuz, değil mi? Kim başlamak ister? Murat, sen? Uyu. Aa, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Neyse, kapı bitiriyoruz. Gerçekten bitiriyor muyuz şimdi? Tamam, oldu. Evet çocuklar, o kadar iyi bir öğrencisiniz ki o yüzden de yapmamıza gerekmiyor bugün. gerçekten hani boş mu şimdi dersimiz? Evet. Yani çok iyi öğrencisiniz. O yüzden de boş. Hadi çıkın dışarıya, oynayın. Hava da güzel.
Durmadınız mı beni? Çıkın dışarıya dedim size. Durmadınız mı? Durmadınız. Hepimiz çıkmamız lazım. Hadi gel gel ders yapmadan önce. Sanki ses duyuyorum. Orada kesinlikle bir şey vardı. Asibe, sen de tek fantazi kuruyorsun. Oy oy oy. Abi susamaz mısın? Of ya. Bir gün Betül'süz dersi yapmak istedim. O da olmadı ya. Bu Betül'ün çantası değil mi? Bunun da ne işi var burada? Betül orada. Ama nerede? Burada ama nerede ki? Ama neyse bir müdüre söyleyeyim. Murat ne işi var senin burada? Çık dedim sana sınıftan. Tamam oldu. O zaman Betül'ün çantası ne işi var burada? Yani siz demediniz mi hasta diye? Ya belki dün unutmuştur. Olamaz mı? Bence değil. Yani ben müdürle konuşacağım. Karnı acıkma hastada tuvaletinle gördüğünü olarak ön. Dön dön dön. Çıkamazsın buradan. Bir soru soracağım. Öğrencileriniz niye yani dışarıda? Yani ne işiniz? Yani Murat da demin buraya benim yanıma geldi. Müdür sizin ne işiniz var burada? Yani o kadar iyi çalıştılar ki o yüzden erkenden bıraktım. Erkenden bıraktınız. Evet. Yeni bir çalışma metodu. Yani üniversitede öğrendim yani. Hani o kadar iyi çalıştılar o yüzden erkenden bıraktım dışarıya. Ama neyse bana bir soru sormak istemiyorsunuz değil mi? Hani böyle dünyanın en iyi öğretmenim. Gördüm. Yani bu ses herhalde bu dolaptan geliyor. Hayır. Yok öyle geldi size. Herhalde çocuklar dışarıdan. Neyse siz de gidin dışarıya oynayın biraz. Ne olur burada oynayın. Hayır bu ses burada. Durun bak. Ne oluyor burada? Senin ne işin var Betül? Ben saklanmıyorum ki burada. İyi ki kurtardınız beni. Betül senin ne işin var burada? Ya birisi bana bir şey anlatabilir mi? Ne Betül? Ne işin var senin burada? Hasta diye zannettim seni. O Cenk yaptı siz biliyorsunuz. Siz de buradaydınız. Ne? Cenk mi? Hayır ben burada değildim. Sana öyle geliyor. Dur. Cenk mi seni dolabın içine hapis etti? Evet öğretmenim. İçine itti ondan sonra kapattı ama öğretmenimiz de gördü. Buradaydı. Hayır. Ben görmedim yani. Bilmiyorum ben dışarıya çıkmıştım yani. Bilmiyorum yani Cenk yaptıysa cezasını da verecek. Benim sesimi duydum demin. Dışarıda daha durabilir miyiz ikinci derste? Oo Cenk. Kalıyorsun burada şimdi. 2 hafta boyunca okuldan sonra kalıyorsun. Oo hayır ne yaptım ki ben ya? Of ya. İnanamıyorum. Siz de buradaydınız ama. Yani dolabı açtı içine itti. Siz de buradaydınız ama. Yalan söyleme Betül yani sana öyle geldi. Yani seninle barışmak istedim. Yani herhalde sen benimle barışmak istemiyorsun gördüğüme göre yani. Kusura bakma. Ne? Evet içine ittim. Ama anlatamam ki. Of ya. Yani bu aralar yani çok gariplik var bu sınıfta yani. İnanamıyorum. Eminim ki öğretmenim kesinlikle matematik öğretmenin planıydı. Benim